Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeni bir günde birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere güzel eğlenceli bir video çekmek istiyorum. Bu hayvayı yazın böyle dalından böyle özenle kopardım. Hatta böyle kurpu falan da vardı, o koptu. Ayvayı en güzel nasıl yersiniz arkadaşlar? Size bununla ilgili güzel şöyle bir video çekmek istiyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Ayvayı kaşıkla doğrayacağız. Evet, kaşıkla doğradığımız ayvanın lezzeti, tadı bir başka oluyor. Bunlarımızı şu şekilde şöyle şey yapalım. Vallahi limonun da sulu falan çok güzel. Yani evet arkadaşlar, şunu marketten aldım. Ama şu da evet benim bahçenin ayvası. Yazın dediğim gibi yazın dalından koparmıştım bunu güzelce. Umarım eğleneceğiniz, güzel sizin için faydalı bir video olur. Kaşıkla arkadaşlar, şurada bir çürüğü var bakın. Önce çürüğünü alalım. Şöyle kaşıkla çürüğünü alıyoruz. Kaşıkla doğrandığı zaman ayva daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor böyle. Ben genelde ayvayı hep bu şekilde yerim. Üstüne de limon sıkarım. Ayvanın tabi bir sürü yeme çeşitleri var. İşte sobada közlüyorlar. Ben sevmiyorum ama güzel oluyor mu? Ya demek ki oluyor yaptıklarına göre. Yani onu da işte sevenler var. Böyle ayva işte fırına koyuyorlar. İşte özellikle sobanın fırınına koyuyorlar böyle köyde falan. Yani normal fırında ne kadar olur bilmiyorum da. Onu da güzel oluyor. Yine böyle soba yanarken tabii ki kömür değil de özellikle meşe odunu yanarken böyle tam odun yanıp işte köz oluyor ya, o şekilde yine böyle ayvayı işte közün sobanın içine koyuyorlar, közün içine. Orada böyle közleniyor. Farklı bir lezzet oluyor ama ben hani o şekilde sevmiyorum, onu söyleyeyim. Şimdi şu şekilde şunu şöyle alalım. Bıçaklı işimiz kalmadı. Arkadaşlar bakın şu şekilde şöyle. Yani çok zor değil. Yani şu şekilde. Birazdan kameranın açısını değiştireceğim. Bakın şöyle koyuyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Kaşıkla böyle. Çok hani zor değil. Hani kaşıkla ayva doğranır mı diyebilirsiniz. Ama gerçekten güzel oluyor. Çok da basit, zor değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ayvanın ben en çok şu kurpunun olduğu kısımları seviyorum. Oralar daha sululuyor böyle. Tadına bir bakalım mı? Şunu mesela şunun tadına bakalım ya. Yani güzel. Limon sıktığımız zaman bunun lezzeti daha da güzel olacak. Bunu şurada buluyorsun. Bunu hep doğrayacağım. Bu da bunu da marketten aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde şöyle kaşığı tutuyoruz. Şu şekilde şöyle koyuyoruz. Bakın sadece çeviriyoruz kaşığı. Yani çok basit. Hiç zor değil. Şu şekilde bakın şöyle koyduk kaşığı, çevirdik. Hepsini komple yapacağım. Yani bu hayvanın çok güzel arkadaşlar bu gerçekten. Yani marketten aldığım ayva. Evet içi çok sağlam ama çok sert. Yani şu daha güzel. Böyle insanın ağzında dağılıyor böyle. Birazdan canınız ayva çekecek. Evet bu ayva daha güzel. Yani bunu doğraması daha güzel arkadaşlar. İnanın bana hiç eğer yemediyseniz böyle kaşıkla bu şekilde. Şu an böyle ağzım sulandı gerçekten konuşurken güçlük çekiyorum. Emin olun çok beğeneceksiniz. Kesinlikle deneyin. Eğer hiç bu şekilde böyle kaşıkla bu şekilde doğrayıp ayvayı yemediyseniz. Şimdi şöyle tabağımız küçük geldi. Neyse olsun şöyle güzelce limonunu sıkalım. Şu an ağzınızın suyu akıyor. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle görür müsünüz? Bak görüyorsunuz değil mi? Bakın limonu. Şöyle göstereyim de.
Oo. Limonda suluymuş maşallah. Yani gerçekten size ikram etmek isterdim şu ayvadan. Yani şunun haricinde hepsini size ikram etmek isterdim. Ama maalesef öyle bir şansım yok. Ben bugün bu hayvanın hepsini yerim arkadaşlar tek başıma. Oo. Yani gerçekten çok güzel oldu. Evet, şimdi şöyle. Yani böyle hayvanın şeyi değişti ya, görünümü değişti. Şimdi şuradan bir tane alıp yemek istiyorum. Yakından göstereceğim size hayvayı. Yani şuna bakar mısınız? Yani böyle üzerinde limon suyu böyle ekşi ekşi. Ayva zaten kaşıkla doğradığımız için suyunu bırakmadı. Evet. Yani yok böyle bir lezzet. Muhteşem olmuş. Bu hangi hayvan? Ha bu şey. Bu marketten aldığımız. Büyük bir ihtimal evet. Benim bahçenin hayvası. Ama şurada. Böyle. Hakikaten. Var. Yani arkadaşlar muhteşem duruyor. Yani ayva şunu söyleyeyim. Yani şöyle göstereyim. Ayva böyle yenir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu an netleyeceğim. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Muhteşem yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel duruyor ayva. Evet hangisini benim yiyeceğim? Şuydu. Yani böyle sulu mulu gerçekten çok güzel. Hangisini yesem diye şöyle düşünüyorum. Hepsi de çok güzel. Evet, şunu yine sizler için yiyeceğim. Şurada limon kalmış. Limon suyuna batırıp yiyeceğim. Limon suyuna bandırıp yiyorum arkadaşlar. Konuşamıyorum. Gerçekten söyleyecek kelime kuracak cümle bulamıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle güzelce ekmeğe bandırır gibi limon suyuna bandırayım. Çok güzel. Yani deneyim bu şekilde. Hayvanın en lezzetli yeri kurufunun yanı muhteşem oluyor arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Bunu da şöyle iyice bandırmak istiyorum şu limon suyuna. Hatta şurada limonum vardı. Limonumu alayım. Hatta şöyle yapayım. Şöyle iyice limona batırayım. Sizin de iyice ağzınız sulansın. Evet. Sizin için yiyorum bunu arkadaşlar. Beni izleyen tüm takipçilerim, tüm değerli izleyicilerim için yiyorum bu ayvayı. Yani ayvayı yiyorum derken ayvayı yiyorum yani. Hani şu bildiğimiz ayvayı yiyorum hani. Başka bir şey anlamayın. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde ayva yemediyseniz muhakkak yiyin arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benim değerli sevgili takipçilerim, çok değerli izleyicilerim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Son kez sizler için. Tamam.